Bir yolculuğa çıkıyoruz ve bu yolculukta iş yaşamını hayatın odak noktası haline getiriyoruz. İnsanları zamandan kazandıran sportif bir hayatı, sportizmle birlikte gelen bir lüksü bugün size tanıtmak istiyoruz. Lüksün tanımını burada değiştiriyoruz ve spor lüks olarak bir zamanlar şehrin merkezindeki şaşalı gösterişten uzak, aslına bakarsanız tamamen fonksiyona dayalı, özgün ve minimalist bir kavramdan bahsediyoruz. Bu minvalde yaşam tarzı değişiyor. Objeler minimalist ve 2010'dan bugüne spor lüksün tanımını yansıtan şekilde bir başka yaşamı vaat ediyoruz. Şehre yakın, hayata yakın, yüksek kaliteli, evrensel ve özgün bir tasarım içeren ve size zaman vaat eden. Dediğimiz gibi mimaride spor ve lüks yaşam minimalizmden besleniyor. Ofisler ve evler artık ortak iş yaşam alanı haline geliyor. Mevcut alanların kullanım şekilleri değişiyor. Hedef verimlilikken daha küçük alanlarda daha fazla işlevsellik yakalanmaya çalışılıyor. Buyurun. Biz bu yeni konseptimizle minimalizmin zenginliğini seçtik. Daha az ile daha çok yapmanın, sade ama basit olmayan bir güzelliği yakalamanın peşine düştük. Tasarımı merkez noktası kıldık. Burada zamandan bahsediyoruz. Evinizi alırken zamanı da alabileceğiniz bir yaşam vaat ediyoruz. Tam İstanbul'un merkezinde evinizden çıktınız. Sabah Etiler'de bir alışverişe, Bebek'te yürüyüşe, Nişantaşı'nda öğle yemeğine, Maslak iş merkezlerine 10 dakika mesafede hayatınızı, temponuzu bir toplantıya göre ayarlayabilirsiniz. Evinize günün ortasında uğrayabilir, akşam bir program yapmadan tekrar dışarıya çıkıp tekrar eve girebilirsiniz. Sporunuzu evinizde de gerçekleştirebilirsiniz. Popüler AVM'lerin, ünlü alışveriş caddelerinin, kültür ve sanat merkezlerinin, iş dünyasının her yerin aşağı yukarı 10 dakika uzağındasınız. Her yere eşit mesafedesiniz. İstanbul'un tüm ana arterlerinin kesişim noktalarında köprü ve çevre yolu bağlantılarının üzerinde yine Büyükdere Caddesi'nin en değerli noktasındasınız. İstanbul'un en önemli teknolojik ulaşım aracı olan Havaray, Toya Downtown projesinin hemen yanı başından geçecek. Bu projemizin geleceğe olan değerini daha da artırıyor. Yeni ve şehirli bir konsept dedik, spor lüks yaşam dedik. Size burada ev ve işiniz arasındaki mesafeyi daraltan bir yaşam tarzı sunuyoruz. Hep hayal ettiğiniz ev ve hep aklınızda içinde olmak istediğiniz ofisi bir noktada bulacağınız Toya Downtown'da, eğer bir eviniz varsa aynı zamanda aynı binada bir de ofisiniz var. Projede ev sahibi olanlar aynı zamanda kendi binalarında ofis sahibi oluyorlar. Kendi ortak toplantı alanlarını değerlendirebiliyorlar. Sosyal yaşam, spor alanlarından da faydalanabiliyorlar. Stüdyo 1 artı 1 ve 2 artı 1 ev tiplerinden oluşan projemizde konutlar aynı zamanda yaşamlarını tek bir evin içine sığdırmak zorunda kalmıyor. Misafirleri geldiği zaman ağırlayabilecekleri suit odalar, yine toplantı alanları ve içinde karaoke, müzik sistemlerinin de bulunduğu, multimedya sistemlerinin de bulunduğu eğlence odaları ve ortak parti alanlarından da faydalanabiliyorlar.
projemizde tasarımdan ilham aldık. Ve gücümüzü bir kez daha Porsche Design Studio ile birleştirdik. Soya geçmişte de Kent İstilya projesiyle Porsche Design Studio'da iç tasarımlarında beraber ortak bir çalışma gerçekleştirmişti. Yine bu projemizde de tasarımı ön plana alıp geçmişten geleceğe zamansız tasarımı taşımaya karar verdik. Bildiğiniz gibi Porsche Design Studio, Ferdinand Porsche'nin 72 senesinde kurduğu bu 911 Porsche'nin yaratıcısıdır Ferdinand Alexander Porsche. 72 senesinde kurduğu Porsche Design Studio sadece kendi ürünlerini değil, dış markalarla olan işbirlikleriyle de pek çok ödüllü çalışmalar hayata geçirmiştir. Dünyanın büyük metropollerinde Miami, Frankfurt, Kuala Lumpur gibi ülkelerde yaptığı yine konut tasarımlarından sonra bizim Toya markamızla beraber yaptığı bir Kent İstilya projesinden sonra şimdi Toya Downtown projesinde beraber çalışıyoruz. Ocak ayında çalışmalara başladı. İlerleyen zamanlarda tasarımlarıyla ilgili de sizlerle bilgi paylaşıyor olacağız. Katılımınız için sizlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Biraz geç başladık, kusura bakmayın, hızlandırmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum. Lütfen afiyet olsun. Bir şeye ihtiyacınız olursa burada olacağız. Sorunuz olursa yine burada olacağız. Likörlyalı Sokak ve Ali Samiyen Sokağı'nın kesişim noktasında. Hemen eski Ali Samiyen Stad'ın bir arka paralelinde. Yani, torunların tam arkası oluyor, evet. Metrekare fiyatları 3.970 dolar ile başlayacak. Lansmana özel fiyatlarımız 5.000 dolara, 3.970 ile 5.000 arasında bir yerde, aralıkta olacak. Lansman fiyatları. Ofisler kırın şeklinde mi olacak? Efendim? Daire planlarımız var. Web sitesinde de bulabilirsiniz. Size ayrıca da gönderebiliriz. Evet. Ofislerde toprağı olarak kırın şeklinde mi olacak? Her ev alan bir de ofis sahibi olacak. Kira şeklinde olmayacak. Normal kendi mülkü olacak. Ama onun dışında da iki tane büyük, bir tanesi 350, bir tanesi 550 metrekarelik ofis, satılık ofisimizde olacak. Arsa kendimize ait. Daha önce bir bina vardı. Bir bankanın genel merkezi vardı o binada. Daha sonra biz satın aldık. Yıktık, bu projeye başladık. 2 sene sonra, Haziran 2018'de teslim ediyor olacağız. Konut sahibi olup, ofis sahibi olacağı 35 adet konut mevcut projemizde. Her bir konutun kendine ait bir ofisi olacak. Ofisler 16,5 metrekare ile 23 metrekare arasında değişiyor. Konutuna göre değişiyor. Her konuta özel tahsisli konut. Yani üst katlarda konut katları olacak. Altta binanın alt katlarında ise ofis alanları olacak. Yani kendi iş yeriniz olarak da kullanabilirsiniz. Dilerseniz bir kiraya verebilirsiniz. Hemen oradan getiri sahibi olursunuz. Evet.
Evet, 35 adet de ofis alanı var. Açayım isterseniz mikrofonu. Toplam inşaat alanı 4500 metrekare. Peki sizin yatırım değeriniz nedir tam olarak projeye? Projenin toplam yatırım değeri hayal alanı 30 milyon değil mi? 30 milyon dolar yatırım değerimiz. Peki bir şey soracağım. Bu verdiğiniz metrekare fiyatları yani ofis içinde olan daire evet. fiyatlarından evet. bahsediyoruz. Evet. 16 metrekare ile 23 metrekare arasında değişen her biri farklı planda. Kendisine ait bir mülk kullanmak zorunda değil. Dilerse kiraya verebilir. Dilerse eğer iki kişilik bir aile ve bir genç varsa 16 yaşında genç orada tek başına yaşayabilir. Arzu ederse eğer hobisi varsa resim yapıyorsa ya da bir fotoğrafçıysa bir freelance çalışansa orayı atölye olarak kullanabilir. Arzu ederse kiraya verir hemen bir getiri elde eder. Dilerse depo olarak kullanabilir. Yani şehrin merkezinde 20 metrekare ortalaması olan çok değerli bir alan. Toplantı ofis ayrıca ofisler dahil. Ama ortak alanlar dahil değil. KDV %1. Ödeme seçenekleri anlaşmalı bankalarımız mevcut. Kredi alınabilir. Kendi bünyemizde değil, evet. Bir artı sıfırlara. Evet, 16 metrekare dahil. Tek 60 ile başlıyor, 80'e kadar, 60-80 metrekare arası stüdyo daireler, ofis alanı dahil. Şu an talep başladı, biz fazla duyurmadık bu projemizi. Aslına bakarsanız birkaç tane rezervasyon aldık. Satışına bir tanesinin yarın başlayacağız. En küçük olan yarın satılmış olacak. Bölgenin ulaşım sorunu aslına bakarsanız bütün metro, metrobüs gibi ana ulaşım araçları bölgemizden geçiyor. Özel araçlar için kapalı otoparkımız mevcut. Stüdyolar hariç diğer tüm daire tipleri için 2 adet kapalı otoparkımız mevcut. Porsche'den bizim iç hacmimizi ve bütün konutların detaylarını çalışıyor olacak. Yani tavanlardan aslında zemin kaplamalarına ve aydınlatmalara kadar her alanda dokunuşu olacak Porsche'den. Ortak alanlarda kent Esinye'dekinden bir adım daha yukarıya. Bir önceki projemizden biraz daha beraber çalışıyoruz. Tabii ki teslim ettik. 2015'te yaşam başladı kent Esinye'de. Tabii. Tabii ki. Beni de firma yetkilisi sayabilirsiniz tabii. Toya Yapı 2008 senesinde Toya Plaza'nın satın alınmasıyla hayata geçmiş, kurulmuş bir firma. Toya Plaza belki E5 üzerinde görmüşsünüzdür. Cevizli Bağ mevkiinde. 20 bin metrekare orada kiralanabilir ticari ofis alanımız mevcut. Vatanın hemen yan tarafında gördüğünüz. Akabinde Ağcılar'da iki tane projeyi hayata geçirmiş 2013 senesinde. Aşağı yukarı bir 400 konut hemen orada hayata geçmiş. Yine 60'a yakın ticari üniteyle beraber iki ayrı projede hayata geçmiş. Kent İstinye lüks bir projemiz. Orada 21 konutluk İstinye sırtında bir proje. Porsche Design Studio ile çalıştığımız, Tabanlı Oğlu ile işbirliği yaptığımız. Yine marka işbirliklerimizden Toya Moda, Basın Ekspres'in çok özel, çok tercih edilen bir yerinde. Orada da
500 konuta yakın bir ünitemiz. Aynı zamanda da 28 tane ticari ünitemiz bulunuyor. Orada Dijak Hayek markasıyla işbirliği yaptık. Yine ortak alanlarda onların imzasını taşıyor. Downtown. Aralık'ta teslim ediyoruz projeyi. Evet. Satışlar henüz tamamlanmadı. Özellikle bu hafta sonu güzel bir artık bitiriyoruz kampanyasına çıktık. Henüz satışlar tamamlanmadı, devam ediyor. Orada da bir %65 gibi yatırımcısına kazandıran %62 ile 63 arasında bir kazanım gerçekleştirdik. Sene sonunda da yaşam başlıyor. Pardon. Mecidiyeköy şehrin her zaman kazandıran bir bölgesi. Biliyorsunuz Abdülmecit zamanında muhacirlerin yerleştirilmesiyle Mecidiyeköy ilk kez İstanbul'a açıldığı günden beri aslına bakarsanız sürekli kazandırıyor yatırımcısını. Ve dolar bazında da yine kazandırmaya devam edeceğini biliyoruz. Bir